Örneğin piyasalardaki iyimser haber. Olabilecek en iyimser şey Naci Ağbal'ın Hazine ve Ya Maliye Bakanı yok olması. kardeşim öyle bir ihtimal. Bırakın Allah aşkına bu işte. Nereden çıkartıyorsunuz ya? Ya bir devlet bakan yapacağı yani görev olarak yükselteceği birini haber olmadan gece saat 2'de resmi gazeteyle görevden alır mı? Allah aşkına ne konuşuyorsunuz siz ya? Gözünü seveyim yani. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben yanılayım. Naci Bey bakan olsun. Gene fayda etmeyecek. Etmez mi fayda? Etmez. Etmez. Peki Naci Bey Bir şey söyleyeceğim. Bir tarafta yüksek faiz sıkı para politikasını benimsemiş bir bakan. Bir tarafta düşük faizi savunan ve Cumhurbaşkanı tarafından göreve getirmiş yeni bir başkan. Nasıl çalışacak bunlar? Bir tane sıkı para Ama politika. koltuğa oturunca öyle olmadığını görecek Merkez Bankası Başkanı. Bir tanesi sıkı para politikası savunan, bir tanesi gevşek para politikası savunan, birbiriyle tamamen tezat iki para politikası savunan iki insandan eşgüdüm içinde çalışmalarını ve bir başarı hikayesi yazmasını mı bekliyoruz burada? Ama Merkez Bankası koltuğuna oturunca öyle demedi. Ya ben bilemem ne dediğini. Önceki dediğini demedi yani. Aa, ben bilemem ne dediğini. Ben bildiğim Naci Bey oturduktan 4,5 ay sonra kalktık Gerçek bu. Peki bir şey daha soracağım. Sor. Yine kızacağım. Arka çok kızıyorsun bugün ya. Korkuyorum valla. Yine gel sen sor soruları. Ben korktum bundan bugün. Kafa atacak bana şimdi. Bence şey yap, kendini koru. Peki Naci Bey hakikaten Cumhurbaşkanı'nın bilgisi iradesi olmadan 200 bas puan ciddi bir şey yani. Bu hani 100 değil 50 değil. Ya bunlar Hani çok... 1 puan değil Abi yani. bak gözünüzü seveyim yapmayın bunlar. Bunlar çok abes tartışmalar. Cumhurbaşkanına haber verip bunu yaptıysa zaten Naci Bey'in o koltuktan kalkması gerekir kendiliğinden. Yani Merkez Bankası Başkanı olarak gidip de efendim ben 200 puan faizi arttırabilir miyim diyorsan zaten o koltukta oturma kardeşim kalk oradan. Bu bir. İki, doğrusu yapılmasına rağmen görevden alınıyor sonra zaten söyleyecek bir şeyim yok. Ya siz ne zannediyorsunuz? Yani şöyle mi oluyor? Her PPK öncesinde gidiliyor. Cumhurbaşkanına böyle önüne bir şey dökülüyor. Ya biz izniniz olsa bu kadar faiz artışı yapacağız. Uygun mudur sizin için diyor. Deniyor. O da uygundur diyor. Efendim ne olur ne olmaz. Altına bir parafınızı alabilir miyim? Falan mı deniyor yani? Eğer sistem böyle çalışıyorsa zaten ben sana söyleyeyim. Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası Başkanı'na gerek kalmamış ki zaten ülkede. Sen olması gerekeni söylüyorsun Ben bence. vallahi ben 25 senedir bu piyasada dilim döndüğünce olması gerekeni söyledim. Ama olanla olması Söylemedi. gereken her zaman Ya aynı ben değil abi yani. öbür türlüsü komplo teorisi. Ben bilemem. Naci Bey konuştu mu, konuşmadı mı? Haberi var mıydı, yok muydu? Ben ne bileyim. Ama şimdi yani E mesela peki, e İngiltere peki ben sana soruyu sorayım. sor. Naci Bey Cumhurbaşkanı'na gitti, izin aldı 200 puan için. Cumhurbaşkanı tamam yap dedi. Yaptı sonra döndü görevden mi aldı Naci Bey? Bu mantıklı bir senaryo mu sence? Naci Bey görevden aldı da Evet. Naci Bey'in niye bakanlığını o gün açıklamadı? Ya da niye 4 gündür Ya kabineyi Naci Bey bekliyoruz? bakanlığı falan diye bir şey yok arkadaşım. Bak daha iddialı bir şey söyleyeyim mi? Naci Bey bence siyaseti bıraktı. Çok yazık. Sen Naci Bey yayınladığın mesajda Şükranlarımı iletiyorum dedi. hiç bakanlık bekliyormuş gibi hali var mı Naci Bey'in? Bu arada Berat Bey'in kabineye gireceği söyleniyor. Evet, öyle bir söylenti var. Cumhurbaşkanı yardımcısı mı acaba olacak? Enerji Bakanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak adı geçiyor Sayın Albayrak. Zaten iki ismin aynı kabinede olması beni biraz şey yapar yani, düşündürür. Ya Berat Bey'in ismiyle ilgili mevzu yok. Naci Bey bakan olma ihtimali yok. Yapmayın Allah'ım. Tamam, kabul ettik. Ya mantıksız bir şey mi söylüyorum? Ama ben Merkez Bankası Başkanı'nın tek başına karar alabileceğini düşünmüyorum Türkiye'de ya. Beni mi düşüneceğim yani? Yani. Sayın Erdoğan, Sayın Ağbalı bakan yapacak. Tam mantıksız, çok mantıksız şeyler var Önce da. olduğu makamdan resmi gazete sabahın ikisinde görevden alıyor. Sonra 3 gün sonra gel seni bakan mı yaptım diyecek yani. Ha bu arada şey konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tekrar birbirine ayrılması konuşuluyor ama öyle olmaz. İngiltere Merkez Kanada Merkez Bankası Başkanı diyor ki ben müracaat ettim. Geliyor Kanada Merkez Bankası Başkanı İngiltere Merkez Bankası'nın başına geliyor ve o tarihte İngiltere Merkez Bankası alınan bir kararla tamamen bağımsız oluyor. Türkiye'de böyle olmuyor işte. Öyle olunca da böyle oluyor işte. Peki Mert Bey global bir borsa düşüşü öngörüyor mu? Yine atladığım soru varsa sen de yardım et bana. Hadi başka topunuzla tüfeğinizle gelin hadi. Peki yine şimdi buraya alacağım ben az kaldı. Sen böyle soru sormaya devam edersen. Gel araya gel de senden biraz sakinleşir. Ya global hikaye şu bence. Geçen hafta burada konuşmuştuk. Özellikle İtalya konusu ve işte şey pandemide 3. dalga kapanma Avrupa bölgesi. O hikaye bence biraz yavaş yavaş şey oluyor. Kuvvetleniyor. Bu bir risk. Diğer taraftan Amerika'da Biden'ın yeni bir teşvik paketi, parasal genişleme, işte bunun
bütün dünya ekonomisindeki büyüme tahminlerini yukarı çekebileceği, Çin'in büyüme beklentisini bir puan daha yukarı taşıyabileceğine yönelik bir takım şeyler var. Bu hikaye hayata geçerse biraz daha iyimser olur. Ama biz en azından bir süre daha negatif ayrışmaya devam edeceğiz. Yani onlar yükselirken yükselmeyen, belki düşmeye devam eden ya da onlar düşerken onlardan daha fazla düşen bir süre bu su durulana kadar, dinginleşene kadar, nerede ve ne zaman olacaksa maalesef bu böyle devam edecek. Peki Ahmet Bey demiş ki Merkez Bankası kura daha müdahale ediyor mu? Rezervi pardon, ne düşünüyor? Affedersin, biraz sorar mısın? Merkez Bankası kura daha müdahale ediyor mu? Benim iki gündür gördüğüm herhangi bir müdahale yok. İki gündür gördüğüm vatandaşın ciddi bir satışı var yalnız bu arada. O bence kaç aydır, 4 aydır dolarda kalanların bir maliyeti var. Bu maliyeti 8'in üstüne çıkınca satan olmuştur yani, diye ben de tahmin etmiştim. Dün özellikle bankacılık sisteminde sabahın ilk saatlerinde, yani öğlene kadar diyeyim ona, sabahın ilk saat demeyeyim yanlış olur. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir şey var. Satış vardı. Bugün de devam ettiği söyleniyor. Peki. Her programda jöleliği konuşmayın arkadaşlar. Boş verin. 2030 yılında borsa dolar bazında 5 lira olur mu demiş bir arkadaşımız. Ne olur mu? 2030 yılında borsa dolar bazında 5 lira olur mu? Valla bizim şu andaki projeksiyonumuz cuma yatıp aynı koşulları pazartesi katmak. Arkadaş öngörüyorsa 2030'da. İncindik. Peki şu altını konuşalım istersen. Valla altını konuşacak bir şey yok aslında çok fazla. Yani uluslararası taraftaki ons fiyatında çok fazla bir değişiklik yok. Yanlış hatırlamıyorsam altın dolar konusu. 1745'lerde falan seyrediyor. Bir sıkışma var orada. İşte bu pandeminin seyri, Amerika'daki enflasyon hikayesi falan, o biraz fiyatlamayı şey yapabilir. Ya bir miktar daha bence yukarı gidecek yeri var şeyde, uluslararası alanda. Ama içeriki dolar TL tarafı, yani şöyle söyleyeyim. Asya piyasasında 8.40 görüldüğünde gram altın 475 liraydı. Yani biz piyasa kapalıyken görüntü bunu ama. Şimdi dolayısıyla işte 390'lara kadar kaymıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan yavaş yavaş bir şey var. Bundan sonrasını bence doların seyri belirler. Yani altın uluslararası alanda fiyatı düşer ama kur burada bir tur daha yukarı doğru gider. Altın fiyatları yükselir ya da tam tersi olur ama dediğim gibi ben aşağı doğru gelme marjının ve ihtimalinin artık zayıfladığını düşünüyorum. Buradan biraz daha aşağı gelebilir bu arada onu söyleyeyim ama şey değil. Sınırlı kaldığını düşünüyorum. Yani hep 7.70'e yaklaştı mesela 2 gündür. Çok ciddi ve çok sert alışın geldiğini de görüyoruz bu arada. Yani 8'e gittikçe satan, 7.70'e geldikçe alan ya da 7.90 üstüne satan, 7.70-7.75 aralığında alan bir yatırımcı grubu var. Bu hareket bir tarafa doğru kırılır. Bugünkü biraz belki psikolojimin de etkisiyle 2 günlük piyasa gözlemi.